Evet, herkese merhabalar. Ben Furkan Yalçın. Colgate'in katkılarıyla Ramazan tatlılarını yapıyoruz. Ve bugünkü menümüzde tatlı olarak irmik helvası var. İrmik helvası yapımı çok kolay ve pratik bir tarif. Ondan dolayı sizi zorlamamayı tercih ettim. Ve bulunabilirliği çok yüksek ürünler kullanıldığı için sizi hiçbir şekilde zorlamayacak. Evet, şimdi tarifimize geçelim. 200 gram irmiğimiz var. 200 gram şekerimiz var. 100 gram tereyağımız var. Bir paket vanilyamız ve 600 ml süt kullanıyoruz. Göz kararı çok az, 50 ml civarında sıvı yağ kullanacağız. Sıvı yağ kullanmamızın amacı tereyağımızın yüksek ısıda yanmaması. Şimdi ilk aşama olarak sütle şekerimizi kaynatmaya bırakacağız ve sonrasında irmiğimizi tereyağında kavurmaya başlayacağız. Şimdi yavaştan başlayalım. İlk olarak ocaklarımızın altını açalım. Evet, ikisini birlikte açtık. Şimdi zaman kaybetmemek açısından sütümüzü ekliyoruz tenceremize. Daha sonrasında şekerimizi ekliyoruz. İkisini kaynamaya bırakıyoruz. Şimdi şekerli sütü karıştırıp burada kaynamaya bıraktık. Sırada tereyağımızı büyük tenceremize alıyoruz ve eritmeye bırakıyoruz. Aynı anda erirken şimdi sıvı yağımızı ekleyeceğiz. Tereyağımızı biraz parçalıyoruz daha hızlı erimesi için. Çok az bir sıvı yağ ekleyeceğiz. Yeterli olur bizim için. Sıvı yağını ekleme sebebim şu. Şimdi tereyağında irmiği kavururken kaynama derecesine geliyor ve tereyağı da çok çabuk yanabilen bir yağ olduğu için sıvı yağının yanma derecesi daha yüksek. Yani çok kolay yanmıyor. Sıvı yağını eklediğiniz anda tereyağının o düşük yanma derecesini yükseğe çıkartıyor ve ikisini de dengeliyor diyelim. Ya da sade yağ da kullanabilirsiniz. Sade yağ kullandığınız zaman sizi daha memnun eder ve yanma olasılığı çok çok düşüktür normal tereyağına göre. Yağımızın erimesini bekliyoruz. Yağımız kızdıktan sonra irmiğimizi ekleyeceğiz. Evet, şu anda sütümüz kaynama derecesine çok yaklaştı. Ve tereyağımız da kızdı, sesini duyuyorsunuz. Şimdi irmiğimizi ekliyoruz ve kavurmaya başlıyoruz. İrmik helvasında yapılan en büyük hata genelde irmiğin yandığını düşünülüp hemen ilk başta sütünün verilmesi. Yani bunu çok insan yapıyor ve sonradan niye irmik helvamın rengi açık oldu diyor. Biraz sabretmemiz gerekiyor. İrmik helvasının rengi kahverengiye dönmeden sütünü vermemek gerekiyor. Yani orta ateşte güzel bekleye bekleye kavuracaksınız. Merak etmeyin, yanmıyor. Sütünü verdiğinizde onun rengi zaten açılacak. Tahta kaşık kullanmanızı öneririm. Sizin için daha sağlıklı olur. İrmiğimizi sabırla yavaş yavaş karıştıra karıştıra yakmadan kavuruyoruz. Böyle gittikçe kahverengileşecek, kabarık kabarık olacak, böyle boloncuklar çıkacak içinden. O zaman sütünü verebiliriz. Evet, dikkat ettiyseniz en başta dolmalık fıstığı atmadık. Çünkü en başta attığınız zaman dolmalık fıstık yanabiliyor. Bir 2-3 dakika geçtikten sonra eklediğinizde dolmalık fıstığı yanmaktan kurtarmış oluyorsunuz. Dolmalık fıstığımı ekliyorum. Seven olabilir, sevmeyen olabilir. Herkesin kendi tercihine göre isteyen ekleyebilir, isteyen eklemeyebilir. Aynı anda sütümüzü de biraz karıştıralım. Sütümüzün içine vanilini de ekliyorum. Bir paket vanilin yeterli olur. Lezzetinde gerçekten bana göre faydası oluyor. Daha lezzetli bir ürün elde etmenizi sağlıyor. Evet, sütümüz kaynadı. Altını kapatalım. Şimdi 20 kilogramımız yavaş yavaş istediğimiz kıvamı almaya başladı. Kahverengi rengine dönüyor.
Böyle bir tarafı, yani pişen tarafları kahverengi, diğer tarafları beyaz olacak. Bunları tamamen karıştırın. Tamamen hepsi kahverengiye dönmeden hayatta o sütü vermeyin. İrmik helvasını bu arada şeker kullanmadan fit olarak yapmak istiyorsanız pekmez de yapabiliyorsunuz. Pekmezi de şeker oranına göre, istediğiniz yani ağız damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Ben rafine şeker kullanmıyorum diyenler pekmezle çok kolaylıkla yapabilir. Yine aynı şekilde. Evet, şimdi istediğimiz kıvama geldi. Burada çok dikkat etmeniz gerekiyor. Sütü koyduğunuzda bir anda böyle fokurdamaya başlayacak. O anda dikkat edin, yanmayın. Gördüğünüz gibi. İrmik helvasında en tehlikeli nokta burası. Çünkü bu noktada kendini yakan çok insan oluyor. Ve ben de sizin kendinizi yakmanızı istemem. Ufak bir karıştırıyoruz. Şimdi zaten kendisi sütü çekecek. O fokurdama ama yine devam edecek. Yine bu, ama bu kadar şiddetli olmayacak. Devam edecek. Tamamen pişene kadar devam edecek. En azından sizi yakacak derecede olmayacak. Bu güzel bir şey. Yavaş yavaş koyu bir kıvam alıyor. Sürekli karıştırıyoruz. Karıştırmayı hiç bırakmıyoruz. Asla bırakmıyoruz. Sürekli böyle devam. Çabucak yanabilir çünkü. Yanmasını da istemeyiz. Evet, şimdi koyu bir kıvam almaya başladığı için tahta kaşığımıza geçiyoruz. Tahta kaşığımızla köşeleri dipten alarak yavaş yavaş, orta ateşte, çok yüksek ateşte değil, karıştırarak sütü çektiriyoruz. Gördüğünüz gibi yavaş yavaş koyulaşıyor. Böyle yavaş yavaş koyulaşacak. Daha sonrasında istediğimiz irmik helvası kıvamına gelecek. Evet, irmik helvamız şu anda tam istediğimiz kıvama geldi. Şöyle bir göstereyim. İstediğimiz kıvam buydu, renk de buydu. Şimdi şurayı biraz toparlayayım. Hemen sizlerleyim, tabaklamaya geçeceğiz. Evet, şimdi irmik helvamız istediğimiz kıvamda. Biraz dinlendi. Biz de o arada ortalığı temizledik ve tabaklamamız için gereken malzemeleri buraya dizdik. Şimdi arasına ben dondurma koyacağım. Siz tercihinize göre kaymak ya da daha farklı şeyler koyabilirsiniz. Tabaklama olarak bu tarz bir tabak kullanıyorum. Çünkü ortasına dondurmayı en iyi şekilde koyabileceğiniz tabaklardan biri. Kase yani. Ortası oyuk bir şekilde irmiğimi içine yerleştiriyorum. İrmik helvamı. Evet, şu an gördüğünüz gibi içine oydum. Oyuk bir şekilde doldurdum. Ve şimdi dondurmamı koyacağım ve daha sonrasında kapatacağım. Dondurmamı ekliyorum. Ve tamamen kapatıyorum. Altını da düzlüyoruz. Evet, kenarlarını dümdüz bir şekilde yaptık. Şimdi tabağımızı ters çeviriyoruz. Üstüne kapatıyoruz. İrmik helvamız şu anda hazır. Evet, şu anda istediğimiz gibi çıktı. Ben süsleme olarak üstüne yuvarlak bir kasnak koyuyorum. Oraya fıstıkla dolduruyorum. Siz doğaçlama şekilde de serpebilirsiniz. Şöyle etrafına fıstığımızı serpelim. Kasnağımızı kaldırıyoruz. Ve irmik helvamız şu anda servise hazır. Göstermek istediğim bir nokta var. İrmik helvamız çok soğuk olmadığı için dondurmamızı eritti ve ortasını kestiğimizde gördüğünüz gibi mükemmel bir görüntü var. Şimdiden hepinize afiyet olsun. Evet,
Biliyorsunuz Ramazan ayında ağız sağlığı büyük önem taşıyor. Özellikle yemeklerden sonra kullanabileceğiniz harika iki üründen bahsedeceğim. Yine Colgate Total Profesyonel Temizlik Aktif Kömür Diş Macunu, Çinko ve Arginine içeren formülüyle plağa karşı koruyucu mineral bir kalkan oluşturuyor. 12 saat boyunca etkin koruma sağlıyor. Colgate Plex Aktif Kömür Ağız Bakım Suyu alkolsüz formülüyle uzun süre ferahlık sağlıyor. Ramazan'da hepimizin aradığı ferahlığı bu iki Colgate ürününde bulabilirsiniz. Sağlıklı bir gülümseme için günlük ağız bakım rutininizi Colgate ile tamamlayın. Dişlerinizi günde en az 2 kez 2 dakika boyunca fırçalayın. Ve fırçalamadan sonra ağız bakım suyu kullanmayı asla atlamayın. Ekran altında çıkan QR koddan bu ürünlere ulaşabilirsiniz. Herkese afiyet olsun. Görüşmek üzere.